Programımızın bu bölümünde... Böylesine büyük bir hortum hiç görmemiştim. Tanrım, şu anda hiçbir şey göremiyorum. Tehlike karşısında görünüyor. Ama Tanrım! Isırılırsın ve işte bum, zaman işliyor. Onu arayıp buldum ve lanet olsun. O yedek paraşütte ve paraşüt dönüyor dedi. Çatı az önce çöktü. Yukarıdan bize doğru bakan bir inşaat işçisi gördük. Onu aşağı indirmeliydik. Ve bir kez daha çok güçlü ve belirgin bir hortum görüyorsunuz. Bu yüzden eğer Greensburg'da yaşıyorsanız hemen fırtına sığınaklarınıza gitmenizi öneririm. Gürültüyü duyduğumu hatırlıyorum. Bir şeylere çarptığını duyabiliyordunuz. Sirenler çalıyordu. Hortum çok korkunçtu. Çok kötü. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Mayıs 2007. Kasırga bulutları Kansas üzerinde toplanıyor. Ulusal hava hizmeti hızla ilerleyen soğuk hava kitlesinin Central Plains üzerindeki nemli ılık hava kitlesiyle çarpışmak üzere olduğunu bildirdi. Sonuçsa muhtemelen güçlü gök gürültülü fırtınalar, hatta muhtemelen hortumlar olacaktı. Bu cepheler yoğunluk içinde önemli ölçüde büyüyor. 19 yaşındaki fırtına takipçisi Eric Duncan, Greensburg bölgesinde yerini aldı. Bir gün önce hava durumu tahminlerine bakmıştım. Ve o günün büyük bir gün olacağı konusunda emindim. Diğer takipçiler de güçlü, uzun süreli, ölümcül hortumlar olabileceğini söylüyordu. Hortum doğal olarak şiddetli, fazlasıyla aktif, hareketli bir gök gürültülü fırtınanın bir parçasıdır. Ve gök gürültülü fırtınanın ana parçası, nemli ılık havanın akış halinde olup, hortumun içine doğru hızla ilerlediği yer olan tırmanmadır. Nebraska'dan Kansas'a kadar uzanan tüm bölgede şiddetli ve gök gürültülü fırtına uyarıları var. Haberlerce hava durumu tahmini vermeye başladılar. Bizim bulunduğumuz bölgede kasırga çok şiddetli görünüyordu. Eşim dışarıyı ve havayı dikkatle izledi. Bu durumdan hiç memnun değildi. Ama onların göremedikleri tek şey radar ekranlarını izleyen hava tahmincilerine göre oldukça belirgindi. Bir kez daha çok güçlü hız ekolarına ek olarak güçlü ve belirgin bir olta şekilli yansı görüyorsunuz. Gök gürültülü fırtınadaki bir olta şekilli yansı tehlikenin bir göstergesidir. Hızla dönmeye başlayan rüzgarlar sonucunda bir hortum meydana getirebilirler. Eğer kasırga bu şekilde meydana gelirse, tıpkı bir artistik patinajcının döndüğü gibi o dönüşü kendine çeker. Radardan görebildiğimiz dönen tırmanmayla birlikte sizi de sarıp sarmalar. Kasırga yaklaştıkça giderek daha çok hortuma dönüşmeye başladığını görebiliyordum. Bir duvar bulutu bırakıyor ve bir topaç gibi dönmeye başlıyor. Gün ışığını kaybediyordum. Saat 21:28 sularında Ulusal Hava Hizmeti Greensburg sakinlerini büyük ve aşırı tehlikeli bir hortumun kasabanın güneybatısına 16 kilometre mesafede olduğu ve saatte 40 kilometre ile kuzeydoğuya doğru ilerlediği konusunda uyardı. Eğer hortum o yönde ilerlerse Greensburg'e tamamıyla isabet etmeyebilirdi. Ama dakikalar sonra hortum kasabanın güneyindeyken birden yön değiştirdi ve Greensburg'ün merkezine doğru yöneldi. Bu Greensburg'un yakınlarında yerin yüzeyinde olduğu teyit edilen, doğrudan kasabaya doğru ilerleyen büyük ve tehlikeli bir hortum. Haberlerde hortumdan bahsediyorlardı. Uğultu devam ediyordu. Bu sık sık olur. Bilirsiniz, o uğultunun arkasında pusudaydı. Sonunda televizyonda geçtiğini, dağıldığını söylediler ama uğultu devam ediyordu. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Saat 21:36'da hava hizmeti muhtemelen en güçlü uyarısını yaptı. Ulusal Hava Hizmeti'nden aldığımız bilgiye göre hortum tehlikesi şu anda Kiowa ilçesindeki Greensburg'u etkiliyor. Bu bir hortum! Aman Tanrım! Eğer bir hortumun yıkıcı gücünü sınıflandırmak gerekirse bu muhtemelen en kötü F5'ti. Debbie Boyles ve eşi Tom hemen Tom'un annesinin bodrumuna koştu. Hortumun Greensburg'u vurmasına sadece dakikalar vardı.
Eşimin kız kardeşi ve eşi zaten oradaydı. Biz de 15-20 dakikalığına burada olacağız ve sonra eve gideceğiz diye düşünerek Bodrum'a indik. Ama böyle olmadı. Greensburg, şimdi hortum önlemlerinizi alma zamanı. Tarayıcımız vardı. Bilirsiniz, hava durumunu duyuyorduk ve çok kötüydü. Sığınaklarınızda olmanız gerekiyor. Varış vaktiniz an meselesi. Kasırga kapınızı çalıyor. Ondan kısa bir süre sonra basınç kötüleşti. Kulaklarımız bumlamaya başladı. Eşim tehlikedeyiz dedi. Ulusal Hava Hizmeti'nden hortum uyarısı. Hortum Greensburg'e son dakika dönüşünü yapınca fırtına takipçisi Eric Duncan doğrudan hortumun yolunda olduğunu fark etti. Onu arıyorum ve yön değiştirip bana doğru esiyor. Boom. Ve işte orada. Hortum yeryüzeyinde. Hortum yeryüzeyinde. Tam burada. Hortumu ilk gördüğümde benden 4 kilometre uzaktaydı. Ve yine de bütün ön camımı kapladı. O anda durumun ciddiyetinin, doğuya da batıya da gitsem fark etmeyeceğinin farkına vardım. Tehlikedeydim yani. Gerçekten tehlikedeydim. Çok kötü, göremiyorum. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Körüm. %100 körüm. İlerleyemiyorum, aman tanrım. Hortumun şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bu çok kötü. Görmem gerekiyor. Şu anda görmem gerekiyor. Eric'ten 5 kilometreden daha az uzaklıkta olan hortum Greensburg'e güneyden girdi ve bölgeyi alt üst etmeye başladı. Hortum bulutunun merkezindeki tahmin edilen rüzgar hızı saatte 330 kilometreydi. Gürültü duyduğumu hatırlıyorum. Bir şeylerin bir şeylere vurduğunu, yani çarpma seslerini duyabiliyordunuz. Ben, tamam, bunlar sadece çöp konteyneri ya da sokaktan aşağı yuvarlanan çim malzemeleri diye düşünüyordum. Gerçekten ne kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Dışarıda bu katilin yolunda yakalanan herhangi birinin gerçekten hiç şansı yok. Dışarıda F5 hortumuna yakalanmak gerçekten bir ölüm cezasıdır. İlk olarak yerde yuvarlanarak ölüme basit bir şekilde yenilirsiniz. Ona yakın herhangi bir yerdeki rüzgar hızına dayanamazsınız. Sizi yerde oradan oraya çarpar. Ve ikincisi de her zaman uçuşan döküntülerle birliktedir. Birkaç dakika sonra sakinleşti. Ve birkaç kişinin çığlık attığını duyduk. Ve onları bodrumumuza aldık ve henüz kapıyı kapatmıştık ki yeniden başladı. Bir kasırganın ürkütücü bir şekilde sakin bir halkası varken Greensburg hortumunun merkezinde girdap boşluğu denilen şey vardı. 1,5 kilometrelik nispeten sakin bir geniş alan. Girdap boşlukları o kadar nadirdir ki hava hizmeti tahmincileri bunu radarda ilk kez gördüklerini bildirdi. Ama bu sakin ara sadece hortum bulutunun güney duvarının ikinci şiddetli vuruşuna kadar sürdü. Hortumun nerede olduğunu bilmiyorum. Bu çok kötü. Bu yüzden şansımı denemeye karar verdim. Çünkü hortum esnasında bir araç içinde bulunmak isteyeceğiniz son yerdir. Lanet olsun! Hortumlar çok güçlüdür. Fiziksel olarak kapımı açamam. Bu yüzden yaklaşık 8-10 dakika arabada durdum. Hortumun kasabayı terk etmesi çok uzun sürdü. Aslında Greensburg hortumunun süresi 1 saatten fazlaydı. O süre içerisinde hortum yaklaşık 47 kilometrelik Kansas tarım arazisinden geçmişti. Yukarı çıkana kadar evin yıkılmış olduğunu bilmiyorduk. Yukarı çıktık. Bir komşunun duvarından sarkan bir buzdolabı gördüm. Ve aman tanrım, bombayla ya da başka bir şeyle mi vurulduk? Ne oldu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Herkes iyi mi? Yardıma ihtiyacınız var mı? Gittiğim ilk ev tamamen yerle bir olmuştu. Siz iyi misiniz? Adam evinin içinde ve acılar içinde bağırıyor. Çünkü evin yarısı onun üzerinde duruyor. Çıkarın beni buradan! Evin büyük bölümlerini parça parça çıkarmaya başladık. Adamı evden çıkardıktan sonra vücutlarında kanlar, çiviler, derilerinde rüzgarın sebep olduğu enkaz parçaları olan birçok insanı tek seferde arabama toplayıp sonucunda yıkıldığını gördüğüm hastaneye götürdüğümü hatırlıyorum. Teyit edilen bir ölüm.
Zararın boyutunu ya da ne kadar ciddi olduğunu tahmin etmeye bile başlayamıyorlar. Ve aynı zamanda birçok kayıp kişi var. Ve biz konuşurken araştırma ekipleri onları bulmaya çalışıyor. Greensburg'ün muhtemelen %95-96'sı tamamıyla yıkıma uğramıştı. Doğu tarafında ve batı tarafında arda kalan birkaç ev. Bir vinç vardı. Adliye sarayı yıkılmıştı ve ana yoldaki bir bina hala duruyordu. Hortumlar gerçekten nadir olaylardır ama ara sıra doğa bunun için ortam hazırlar. Gök gürültülü fırtına oluşur. Yeterli bir miktarda dönme meydana gelir. Gök gürültülü fırtınada yeterli bir miktarda yoğunluk olur ve hepsi birlikte şiddetli bir olay olan F5 hortumunu meydana getirir. Bu hortumda 11 Greensburg sakini hayatını kaybetti. 22 hortumdan en ölümcül olanı o gece Kansas'ı vurdu. Ortalama bir yılda Amerika'da yaklaşık 80 ölümle sonuçlanan 800 hortum olduğu bildiriliyor. Greensburg'i yıkıma uğratan süper hücre en yıkıcı gök gürültülü fırtınalardan biri. Gelecek bölümde... Yüzü yeryüzüne doğru dönerek aşağıya düşüyordu. İlk düşündüğüm şey ölü olduğuydu. Frene bas! Onu arayıp buldum ve lanet olsun kendi paraşütünde değil yedek paraşütte ve paraşüt dönüyor dedim. Shaina, frene bas! Yüzü yeryüzüne doğru düz bir pozisyonda dönerek aşağı düşüyordu. Shaina, beni duyabiliyor musun? Sevdiğim birinin ölü olduğunu görmeye hazırlandığımı düşünüyordum. Was dead. Shaina Richardson ilk solo serbest düşüş hava dalışını yapmak üzereydi. Hava dalış öğretmeni, erkek arkadaşı Rick West'ti. Merhaba, adın ne? Adımı biliyorsun. Her gece tamam. Adımı haykırıyorsun. Aha. Merhaba Shaina. Shaina ile tanıştığınızda onun başka bir şey olduğunu anlarsınız. Onun bir aurası var. Mutluluk, şans. Bana böyle bir his veriyor ki bu benim onu daha çok sevmeme sebep oluyor. 6000'de hedefe kilitlen, 55'te el salla, 5'te harekete geç. Şimdilik tamam, iyi iş. Shaina bir öğrenci olarak yine zeki bir öğrenciydi. Ve dalışını da çok iyi yapmıştı. Bunu yapmak için sabırsızlanıyordu. Atlayış uçakları onları Arkansas'taki Sloan Springs'in üzerine götürdü. O gün 4 kilometre yükseğe çıktık ve uçaktan atladık. Tamam, gidiyorsun. Tamam. Çok iyi bir dalış yapmıştı. Dengeliydik. O da dengeliydi. Paraşüt açılmasını çok iyi yaptı ve onu saldım. Ve arkasından ben de serbest düşüşüm yaptım. İyi iş Shaina. Evet işte benim kızım. Serbest düşüşünün sonunda Shaina başarılı bir şekilde paraşütünü açmıştı. Ayrıldık ve uçuşumu yapıyordum. Dolayısıyla onu göremiyordum. Ve aramaya başladım. Çünkü beni takip edebilmesi için onun önünde olmak istiyordum. Rick gökyüzüne baktı ama onu bulamıyordu. Çünkü Shaina'nın paraşütü birdenbire kısmen bozulmuştu. Çılgınca dönüyordu ve yere doğru düşüyordu. Acil durum eğitimini kullandı ve ana paraşütünü serbest bırakmak ve yedek paraşütünü kullanmak için kolu çekti. Ama maalesef yedek paraşüt de tam olarak açılmadı. Onu arayıp buldum ve lanet olsun kendi paraşütünde değil yedek paraşütte ve paraşüt dönüyor dedim. Ve frenleri yarıladım. Aşağı doğru paraşütümü yavaşlattım ve döndüm. Ve onun aşağı gelmesini ve beni geçmesini bekledim. Ve sürekli Shaina frenlere bas, frenlere bas diye bağırıyordum. Shaina! Frenlere bas! Frenlere bas! Rick onun paraşütün arkasını kontrol ederek sertçe ipleri aşağı çekmesini istiyordu. Bu paraşütün hamle açısını oldukça yükseltecekti ve açılmasına olanak sağlayacaktı. Dönerken ve yere doğru düşerken üzerine gelen merkez kaç kuvvetleri yüzünden vücudu düzleşmeye başlar. Dolayısıyla yeryüzüne doğru dönerek düşmeye devam ederken baş aşağı bir pozisyon alır. Shaina! Sonunda kollarını yukarıya kaldırdı.
Bu beni gerçekten sessizleştirmişti. Döndü, döndü ve sonra bum. Orada öylece yere serilmiş yatıyordu. Shayna! Duy beni! Rick olabildiğince hızlı yere indi ve Shayna'ya doğru koştu. Sevdiğim birinin ölü olduğunu görmeye hazırlandığımı düşünüyordum o anda. Shayna! Duy beni! Olayı görenler hemen acil servisleri aradı. Sağlık ekipleri dakikalar içinde geldi. Bir paraşüt kazası haberi aldık. Yaralının otoparkta olduğu söylendi ve ilk düşündüğüm muhtemelen ölü olduğuydu. Her yerde kan vardı. Burnundan, kulaklarından, ağzından gelen kanlar. Ona yaklaştığımda şaşırtıcı bir şekilde gözlerinin açık olduğunu fark ettim. 4300 metrelik düşüşünden sonra Shayna yaşamakla kalmamış, bir de konuşuyordu. Ve sağlık ekibinden hiçbir yardım istemiyordu. Shayna'nın vücudu saatte 80 kilometre olduğu tahmin edilen bir hızla asfalta çarpmıştı. Vücudunun yere çarpış şekli onun hayatını kurtarmıştı. Yere çarpmadan hemen önce vücudu hafifçe belki 10 belki 15 derece eğiliyor. Ve bu şekilde dönerek gelirken ilk olarak bacakları, alt bacakları yere çarpıyor. Dolayısıyla bu yere ilk darbedeki tüm darbe etkisini alıyor. Vücudun bir sonraki bölümü yani üst bacakları yere iniyor ve sonra leğen kemiği yere çarpıyor. Yani darbe etkisinin büyük bir bölümünü belden aşağısı alıyor. Bir helikopter ağır yaralı Shayna'yı hemen hastaneye götürdü. Acil bakım altındaki ilk saatlerinden sonra durumu dengeletti. Leğen kemiği sağ bacağı kırılmıştı ve yüz kemikleri kırılmıştı. Başta çok kritik bir durumdaydı. Daha şaşırtıcı olan çok ciddi bir yaralanma meydana gelmemesi. Bu kazadan dolayı önemli bir kafa travması geçirmemiş olması da bir gerçek. Darbe etkisinin büyük bir bölümünü yüzü almıştı. Yüzdeki kemikleri kırarak darbe etkisini alıyoruz ve dolayısıyla bu darbe etkisi beynine iletilmiyor ki bu yüzden ciddi bir beyin hasarından kurtuldu. Sonraki iki hafta boyunca cerrahlar yüzünü yeniden yapılandırmak için 7 ameliyat gerçekleştirdi. Bu Shayna'nın kafatasının bir örneği. Ve bu kafasının röntgen ışınlarını belirleyen birkaç tomografi çekiminden yapıldı. Sonra bu çekimden kafasının bir örneği çıkarıldı. Ve daha sonra da şimdiki kemik yapısına özgü dokular yaratıldı ki ameliyata girdiğimizde bu dokuları simetrik olarak hasar görmüş kemik yapısına yerleştirebilelim. Birçok kişi bana ne olduğunu söyleyemeyeceğini söylüyor. Röntgen ışınlarına baktığınızda yaşamasını beklemediğiniz birini görüyorsunuz. Bu kadar yetenekli bir doktor nasıl olabilir? Bunu yapabilmeleri ve karşılığında size bir şey verebilmeleri çok şaşırtıcı, öyle değil mi? Shayna yaralarından henüz iyileşmeye başlamıştı ki doktorları ona şaşırtıcı bir haber verdi. Bana gelip pozitif gebelik testi bulduklarını ve 2 haftalık hamile olduğumu söylediklerinde acil servis bölümündeydim. Doktorların ona pozitif hamilelik testi olduğunu söylediğini ve bir bebeğimiz olacağını söyledi. Ve tüm o yaşananlardan sonra bu tam bir sürpriz olmuştu. Heyecanlanmıştım, kendimden geçmiştim. Ama aynı zamanda içinde bulunduğum durumda birçok risk olduğunu da fark etmiştim tabii. Doktorlar Shayna'nın ameliyatlarının bebek üzerindeki etkisi hakkında endişeliydi. O aşamada fetüs sadece birkaç hücre. Bu yüzden tek bir hücreye gelmiş zarar feci olabilir. Dolayısıyla onu normalde hiçbir şeye tabi tutmak istemiyordum. Bu durumda hiçbir seçenek yoktu. Uzun vadede iyi bir sonuç için ona en iyi fırsatı vermek adına hastanede tutulmalıydı. Hamilelik sürecinden korkuyordum. Hiçbir garantisi yoktu ve herkes de bunu biliyordu. Kazadan 8 ay sonra Shayna son derece sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. O vahim gün asıl paraşütüne ne olduğunu hala anlayamıyor. Birkaç manevra alıştırması yapıncaya dek paraşütte hiçbir sorun yoktu. Bunu yaparken paraşütümün kontrolünü kaybettim.
O korkunç çıtırtıyı duydum ve dönmeye başladım. Shaina! İlk uçuşunuzu yaptığınızda ve kötü gittiğinde tamam, yedek paraşütüm var. Bu büyük bir sorun değil diyorsunuz. Ama yedek paraşüt açılıyor ve o anda çok daha büyük bir sorunum olduğunu anlıyorum. Frene bas! Frene bas! Frene bas! Bir insanın yapabileceği kadar sert bir şekilde frene basıyordum ama olmuyordu. Shaina! Çok korkmuştum. Öleceğimden emindim. Shaina! Ve korku geldikten sonra da öleceksin. Bunu kabullenmelisin dedim. Beni duyabiliyor musun? Her şey çok yavaştı. Öleceğimi görüyordum. Bunu kabullendim. Tamam, sanırım eve dönme zamanım dedim. Ama her iki paraşütünde yaşadığı onca kötü şanstan sonra Shaina ve bebeği trajik bir kaza olabilecek şeyden hayatta kalmayı başarabilmişti. Hava dalışı hayatımın büyük bir parçasıydı. O gün atladığım için pişman değilim. O günü hiçbir şeye değişmem. Git ve oraya at. Tanner kesinlikle benim mucize bebeğim. Ama daha önemlisi, bu küçük çocuk benim meleğim. Ben bilmiyorken o orada benimleydi. Benimle birlikte düşüyordu ve ben bunu bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben o bebekten dolayı yaşadığıma inanıyorum. Ah, işte yakaladın. Tanner'ın doğduğu gün hayatımın bir doruk noktasıydı. Vay canına dedim. O gün kesinlikle hayatımın en heyecan verici günlerinden biriydi. Karım Shaina mükemmel bir anne. Şu anda sahip olduğum hayatı seviyorum. Çocuklarımı seviyorum. Evde bir anne olarak bulunmayı seviyorum. Bu muhteşem. Hep istediğim bir şeydi bu. Çok ümit verici, tatmin edici. Ve seyahat işleri gibi şeylerden vazgeçmeye değer. İşte bahsettiğim hava. Şu anda olduğum kişi minnettar, sevgi dolu bir kişi. Her bir günün önemini anlıyorum. Sahip olduğum şeyin kıymetini biliyorum. Çünkü sahip olamayacağım şeyi de biliyorum. Gidiyoruz. Doğal olarak tek başına hava dalışı yapmaktan temelli olarak vazgeçti. Gelecek bölümde... Zehrin sızdığını görebiliyorsun. Bir damlası muhtemelen birkaç yetişkini öldürebilir. Yılanları eline alıyordu ve onları kutulara yerleştiriyordu ve bir şey olacağını beklemiyordu. Vücudundaki iki delik yaradan sızan zehri görebiliyordu. Bir damlası muhtemelen birkaç yetişkini öldürebilir. Bu yara bana zor zaman geçirtiyor. Çok hastaydı. Muhtemelen ölmek üzereydi ve bunu bilmiyordu bile. Çıngıraklı yılanlar, kobra, engerek yılanları, karamambalar dünyadaki en ölümcül yılanlar arasındadır. Bunlar ve diğer zehirli yılanlar her yıl 60 bin insanı öldürüyor. Profesyonel hayvan eğiticisi David Weathers onların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Kendinden emin bir şekilde en ölümcül yılanları bile eğitirken onu izleyen büyük kalabalıkları eğlendirerek geçimini sağlıyordu. David çılgın bir kişi. Tehlike karşısında görünüyor. Ama her gün ölümle oynadıktan sonra David'in şansı tükendi. İş arkadaşı Al Signore sayesinde korkunç sonuçlar kameraya alındı. Bunun olması beklenmiyordu. David şovunu hazırlamak için bunu her gün yapıyordu. Yılanları eline alıyordu ve tıpkı bir eşya gibi onları kutulara yerleştiriyordu ve bir şey olacağını beklemiyordu. Çünkü bu daha önce çok kez yapılmıştı. Kobranın zehirli dişleri David'in tişörtünü ve karnını deldi. Vücudundaki iki delik yaradan sızan zehri görebiliyordum. David 10 yaşından beri engerekli yılanları ve kobraları eğitiyordu. Daha önce hiç bu şekilde bir saldırıya uğramamıştı. Isırıldım. Hastaneye gitmem gerekiyor. Yaranda zehir var. Evet. Başarılı bir saldırıda kobra derin üst dişlerini kurbanın vücuduna geçirir ve dişleri aracılığıyla zehrini yaraya boşaltır. David için saldırı o kadar hızlıydı ki o henüz ne olduğunu anlamadan saldırı bitmişti. Lanet olsun. Başımızın dertte olduğunu biliyordum. David'e hemen bir kobra panzehiri enjekte edilmeliydi.
kan zehri almadan geçirdiği her dakika ciddi karışımlar, hatta ölüm ihtimali hızla yükselmeye devam ediyor. Beni hemen hastaneye yetiştirin çünkü çok kötü bir baş dönmesi yaşıyorum ve nefes almakta zorlanıyorum. Çok fena ağzım kurudu. Hastaneye gitmem gerekiyor. Bu yarayla zor zaman geçiriyorum. Vakitten kazanmak için Oval, ambulans çağırmama gibi riskli bir karar verdi. Onun yerine Al onu arabayla 20 dakika uzaklıkta olan Fort Myers'taki hastaneye götürdü. Gaza kökledim ve olabildiğince hızlı gittim. Konuşma, sadece rahatla, tamam mı? O ana kadar kobranın zehri David'in vücudundaki yıkıcı etkisini arttırıyordu. Onu ısıran yılanın zehri, Asyalı bir kobra, monokl kobra, kalbe ve ciğerlere karışabilen, hatta onları durdurabilen nörotoksinler içeriyor. Ayrıca yaşam dokusunu yok ettiği bilinen özellikle birkaç kötü zehir içeriyordu. Daha kötü hissediyorum. Karnıma bıçaklar saplanıyor. Dayanman gerek. Acı arttıkça David paniklemeye başladı. Sollamalıyız. Bir şekilde yetişmek zorundayız. Affedersiniz. Gitmek zorundayız. David sonunda acil servise varmıştı ama orada panzehir yoktu. En yakın kaynaksa 400 kilometre uzakta Miami'deydi. Herhangi bir ilaca alerjin var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Lateks eldivene alerjin Hayır. var mı? Hayır. Tamam. Ve artık David bu krizle tek başına yüzleşmek zorundaydı. Hastane güvenliği alın ve kamerasının binayı terk etmesini istedi. Tamam, lütfen dışarıda beklemenizi rica ediyorum. Bilirsiniz, bunu başaramayacağını düşündüm. Miami-Dade Yangın Söndürme ve Kurtarma Departmanı'ndaki panzehir ünitesini işleten Captain Al Cruz'a acil çağrı yapıldı. 15 şişe Siyam kobrası panzehiri alalım. Tamam. 1998'de Cruz panzehir ünitesini kurdu. Şimdi Amerika'daki en büyük panzehir stokunu barındırıyor. Dünyanın zehirli yılanlarının, örümceklerinin ve akreplerinin %98'inden daha fazlasını kapsayan fazladan 49 farklı panzehir bulunduruyoruz. Ve Asyalı monokl kobraları listenin en başında yer alıyor. Tüm kobraların bulundurduğunun en yaygın olanıdır. Çok zehirli ve tehlikeli hayvanlardır ve hiç de iyi niyetli değillerdir. Monokl kobra muhtemelen Amerika'da sürekli karşılaşılan yılanlardan yaklaşık 25 ila 50 kat daha zehirlidir. Monokl kobra aslında çok fazla zehir salmaz ama zehirlidir. Bir damlası muhtemelen birkaç yetişkini öldürebilir. Ama panzehiri Fort Myers'taki hastaneye yetiştirmek kolay olmayacaktı. Miami civarındaki fırtınalar Everglades üzerindeki ticari uçuşları durdurmuştu. Evet, bir kobra ısırığı kurbanı için Dade'den çıkacak bir helikopteri ya da sabit kanatlı uçağa ihtiyacımız var. Sonunda Cruz ihtiyacı olan cevabı aldı. Florida Ormancılık Departmanı tek uçağı Cessna'yı gönüllü olarak verdi. Yarım saat sonra Cruz uçaktaydı. Hastaneye varan Cruz artık David için çok geç olduğu, onun ölmüş ya da ölmek üzere olduğu konusunda endişeliydi. Aslında David'in böbrekleri ısırık yarasına en yakın organları durmak üzereydi. Böbrekleri zehrin proteolitik bileşenleri tarafından saldırıya uğramıştı. Bunlar kandan kaslara kadar her şeyi parçalar ve mahveder. Eğer bu durdurulmasaydı David onu öldürecek kadar ciddi bir iç kanama geçirebilirdi. Çok hastaydı. Muhtemelen ölmek üzereydi ve bunu bilmiyordu bile. Cruz panzehiri uyguladı. Kobra zehrine bağışıklık geliştiren atların kan serumundan yapılan güçlü bir panzehirdi bu. David'in ısırık yarası hayati organlarına çok yakın olduğundan ona normal bir dozdan 3 kat daha etkili olan 15 CC'lik panzehir verildi. Ve ertesi sabah yoğun bakımda uyandım. İyileşiyordum. Zehir bölüm ünitesi iyi olduğumdan emin olana dek yanımda bekliyordu. Bu yüzden uyandığımda ve onu gördüğümde iyi gidiyorsun. Her şey yolunda görünüyor dediğinde rahat bir nefes aldım. Yine de David 4 gün daha yoğun bakımda kaldı. Hastanedeki 5. günde sonunda beni taburcu ettiler ve her şey oldukça iyiydi. Karnımda hala su toplamış bir kabarcık vardı, sonra patladı. O kan kabarcığı hastanede patladı ama çok kötü değildi. Çok az kan geldi, sorun değildi. Aynı gün David yeniden onu ısıran kobrayı incelemek üzere yılan gösteri merkezindeydi.
bundan daha iyisini yapamazsın. Ama kutlama yapmak için henüz çok erkendi. Birkaç gün sonra David'in karnı yeniden ağrımaya başladı. Gerçekten çok kötü bir acı hissetmeye başladı. Yara tamamen morardı. Karnım şişmeye başladı. Adeta yarı hamile ya da onun gibi bir şeye benziyordum. Duştaydım ve karnımın etrafına bastırıyordum. Buna dayanamam, bu çok acı verici diye düşündüm. Bastığım bir yerden sonunda karnımın içinde olan bir şey çıktı ve bu yeşilimsi, siyahımsı görünen irin ve içindeki her bir şey karnımdan dışarı çıktı. Ben de aman tanrım bu ne dedim. Bu büyük deliğe yol açtı. Patladıktan sonra söz gelimi oraya bir beyzbol topu koyabilir ve deliği doldurabilirdiniz. Neyse ki David'in yarası kısa sürede iyileşti ve 2 hafta içinde tekrar işine döndü. Kendi şartlarıma göre hayatımı yaşıyorum. Yani yapmak istediğim şeyi ya da onu nasıl yapmak istediğimi değiştirebilecek bir şey yok. Ve eğer bu işte başıma gelen gibi bir sonuç olursa bunu kabullenmek zorundayım. Bu aynı zamanda benim seçimlerimin bir parçası. Size şunu söyleyebilirim ki hiçbir şey David'i durdurmayacak. Yılan ısırığı gibi bir şeyden korkacak bir kişi değil o. Hiçbir şeyden korkmaz. Bilirsiniz, gördüğüm herhangi bir kişiden çok daha fazla şansını deniyor. Bu beni yavaşlatmadı. Eğer bir şey alınan derslerden biri ise aynı hatayı bir daha yapmayın. Sadece ilerlemeye devam edin. Hayır, dokunma, elini indir. İndir elini. O bir karakter ve o sürekli ölümle oynuyor. Benim bakış açım bu. Gerçekten kurtulduğumu düşündüm. Kariyerimde birçok zaman kıl payı kurtulmuştum. Bir daha asla, tekrar ısırılacağı zaman. Hiç şüphe yok. Hayatımla alakalı mantık çerçeveme göre eğer öldüğünüz gün mutluysanız, işte o zaman yaşamaya değer bir hayat yaşamışsınızdır. Bayanlar ve baylar, bu gerçekten birkaç güzel fotoğraf çekmek için iyi bir fırsat. Yılanlar her zaman benim başlıca ilgi alanım oldu. Bilirsiniz, o hayalin peşinden gitmek, emek harcamak. Ve David herkesten daha iyi bildiği üzere eğer dünyanın en zehirli yılanlarıyla çalışıyorsanız tek soru ne zaman sizin peşinizden gelecekleridir. Gelecek bölümde. Gidin ve bu adamı vinçten aşağı indirin. Bunu daha önce hiç yapmadım. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. O vincin düşeceği konusunda gerçekten çok endişeliydik. Çatı az önce bu yangında çöktü. İnanılmaz. Dumanı gördüğümüz andan itibaren bina 15 dakika içinde alevler içinde kaldı. Vinç yanıyor. Vinç yanıyor. Alevler vincin altını sarmış durumda. Yukarıdan bize doğru bakan bir inşaat işçisi gördük. Ve şimdi onu vinçten aşağı nasıl indirebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. 12 Nisan 1999 Atlanta, Georgia. 100 yıllık eski Fulton çanta ve pamuk fabrikası apartman dairelerine dönüştürülüyordu. Ama inşaat bölgesinde bir sonraki gün başlayan şey küçük bir çöp tutuşması büyük bir yangına dönüştüğünde tehlikeli bir hal aldı. Gördüğünüz gibi aşağıdaki yangın sadece daha da kötüye gidiyor. Atlanta İtfaiye Teşkilatı'ndan Matt Mosley olay yerine varan ilk kişiydi. Ve o dönemlerde Fulton Çanta ve Pamuk Fabrikası ülkedeki en büyük tarihsel yenilemeydi ki bu bütün camları çıkardıkları ve tüm yangın koruma sistemlerini çökmüş olduğu anlamına geliyordu. İtfaiyeciler için daha da kötü olanı binadaki ahşap katların bezir yağıyla kaplı olmasıydı. Bu hızlandırıcı bir faktör oldu ve dakikalar içinde güçlü rüzgarlar alevleri binanın içine indi. Yangının 75 metre üstündeki kule vinci operatörü Ivor Sims, alevlerin binanın çatısına yükselmesini korkuyla izledi. Dumanı gördüğümüz andan itibaren bina 10-15 dakika içinde alevler içinde kaldı. Ivers iş arkadaşlarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için bölgeyi yüksekten görüşünü kullanarak vincin üzerinde kaldı. En son kişi binadan çıkana dek orada kaldım. Ve onun koşarak binadan çıktığını ama binadan benim bulunduğum kulenin tam altına çıktığını gördüm. Sadece birkaç dakika içinde bir çıtırtı sesi duydum. Çatı az önce bu yangında çöktü. İnanılmaz. Ama Ivers'in iyi niyeti diğerlerine yardım etmek için arkada durması cezasız kalmadı.
Alevlerin vincin altını sardığını görebiliyordum. Ve o zamana kadar Amir Keith beni aramış ve aşağı indirilemediğimi söylemişti. Bu zamana kadar bu 25 yıl içinde Atlanta'yı vuran en büyük bina yangınıydı. İtfaiyecilerin duymayı beklediği en son şey bir adamın vinçte tutsak kaldığıydı. Yukarıdan bize doğru bakan inşaat işçisini gördüğümüzde ilk izlenimim umutsuzluktu, inansızlıktı. Bu boyutta bir yangının şehrin doğu ucunu yakmak üzere olduğuna inanamıyorum. Her yerde uçuşan küller var ve şimdi bu adamı vinçten aşağı nasıl indirebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İşte vinç. İşçi aşırı ısıdan uzaklaşmaya çalışarak vincin sol tarafına doğru ilerliyor. Haber helikopterleri ve bir SWAT ekibi boş çabalarla vinçteki adama ulaşmaya çalışıyor. Radyan ısısı pilotun bacaklarını ve kollarını yakıyordu. Bu yüzden bu bir seçenek değildi. Ve iki medikal hava ambulans helikopteri girişimde bulundu. Ama onlar da yukarı çekişlerden ve ısıdan dolayı yeteri kadar yaklaşamıyordu. Yangın artık çok büyük ve sıcaktı. Güçlü termal yukarı çekişler meydana getiriyordu. Bunlar alevlerin üstünde ve etrafında ciddi bir hava türbülansı, vincin yakınlarında uçan kurtarma helikopterlerinin sabitliğini tehdit eden bir türbülans yarattı. Kurtarmayı gerçekleştirmek için oldukça özel bir helikopter havalanacaktı. Iverson lehine olan tek şey rüzgarın yoğun dumanı ondan uzaklaştırmasıydı. Ama alevlerden yükselen ısıdan dolayı kurtarılamıyordu. Vincin üzeri o kadar sıcaktı ki ayakkabılarımın tabanları erimişti. Çok sıcaklaşmıştı ve Tanrım buradan çıkmak zorunda kalacağım dedim ve 5 dakika içinde tüm kabin havaya uçtu. Faaliyete geçmelisiniz. Vinç yanıyor, vinç yanıyor. Korkuyordum ve Tanrım böyle mi olacak diye sordum. Oturmak ve beklemek için vinçte oraya geri döndüm. Şimdi de yeni bir endişe vardı. Yangın vincin desteklerini zayıflatabilir ve 27 tonluk yapıyı yerle bir edebilirdi. Çelik yaklaşık 1100 derecede erimeye başlar ve vinç binadan yükselen alevlere doğrudan maruz kalıyordu. Dolayısıyla o taraftaki çelik yumuşamaya başlıyordu ve vincin yıkılmaya başlayacağından korkuyordu. Yıkılacak bir noktaya elbet gelecekti. Kulenin temeli kurtarıcıların korktuğu hızda zayıflarsa sadece dakikalar içinde yıkılabilir ve Ivers'i ölüme götürebilirdi. Tek yaşama şansı havadan gelen kurtarmaydı. Her şey çok çabuk oldu. Yani saniyeler içinde oldu. Bilirsiniz ha, sadece ne yapacağınızı konuşuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Boyd Clines ve Larry Rogers, Doğal Kaynaklar Departmanı helikopterine yapılan yardım çağrısını yanıtladı. Güçlü bir araçtı ama hava kurtarma için tasarlanmamıştı. Tek seçenekleri helikopterden iple birini sarkıtmak olacaktı. İtfaiyeci Matt Mosley, daha önce hiç böyle bir kurtarmada bulunmamasına rağmen bu görevi üstlendi. Ona ipin ucunu uzattığımda biraz şaşırmış görünüyordu. Ama bunu yaptı. Çengeli kendisine taktı ve gitti. Eğer bir itfaiyeciyseniz gitmelisiniz. Saniyeler içinde Matt havadaydı ve 24 metrelik bir ipin ucuna bağlandı. Uzun bir iple aşağı sallanan bir itfaiyecinin bağlı olduğu helikopter. Aman Tanrım! Neler oluyor, bize anlatır mısınız? Evet, bu adam duman kümesine doğru uçuyor. Matt helikopterin altında göremeyen Boyd, ona yön konusunda yardımcı olması için Larry'e güveniyordu. Nereye gittiğimiz konusunda onunla konuşmak ve onu yukarı aşağı, sol sağ diye konuma yönlendirmek benim işim. Vince güneyden ulaşan Boyd, helikopterin kontrolünü sağlamaya çalışarak rüzgarla ve ısıyla mücadele etti. Ve bir noktadan aşağıya, fabrikaya baktığımı ve cehennem böyle bir şey olmalı dediğimi hatırlıyorum. Çünkü kara bir delik vardı ve oradan çıkan alevler dışında bir şey yoktu. Bitkin ve susuz Evers kurtarıcısı gelene dek direndi. Kulenin hareket ettiğini hissedebiliyordunuz. Orada oturduğum süre boyunca kule dönüyordu ve sallanıyordu. Boyd, Matt'i tehlikeli bir vince indirme manevrası yapmaya başladı. Vince indi. Kurtarıcı hala uzun bir iple helikoptere bağlı bir şekilde şu anda vincin üzerinde duruyor. Ama sonra bir yanlış anlaşılma tüm kurtarmayı tehlikeye attı. Ben vinçle temasa geçtiğimde ve vince indiğimde Boyd ve Larry çengelimi çıkaracağım izlenimine kapıldı.
Sonra hareket edecekler, Rivers'ı bağlamamı bekleyecekler ve sonra geri geleceklerdi. Halbuki benim planım tüm süre boyunca bağlı kalmaktı çünkü eğer bir şey olursa en azından onu tutabilirim. Çünkü biz Vince'in yıkılacağı konusunda gerçekten endişeliydik. Boyd'u tutarak ve onunla konuşarak çengelini çıkarmıyor, tutmak zorunda kalacağız diyene kadar gidip tutmayı bekliyorduk. Boyd helikopteri konumda tutmak için motoru maksimum güce çıkardı. Dışarıdaki hava sıcaklığının 90 santigrat derece olduğunu fark etti. Ayağımın altındaki hava kabarcıkları ve helikopterin önü erimeye başlıyordu ki bu alev almaya hazır oldukları anlamına geliyordu. Matt Evers'ın yanına güçlükle ilerledi ve ona kurtarma halatına tırmanmasını söyledi. Ona şakalar yapmaya çalıştım. Patronum beni buraya gönderdi ve doğruca oraya git ve bugün erkenden onu öldür dedi dedim. Ama gerçekten gülme ya da şaka yapma havasında değil. Şakalar yapıyor olabilirdi ama ben hiçbir şey dinlemiyordum. Sadece halatı asılıyor ve vinçten uzaklaşıyordum. Ve şu anda yukarı çek işareti veriyor. Sonunda Evers güvendeydi ve yukarı çıkmak için hazırlardı. Sıkı tutun dostum, sıkı tutun dostum. Çok çarpıcı bir görüntü. Altlarındaki alevlerle ve dumanlarla Atlanta'nın üzerinde, gökyüzünde, yüksekteler. Sonunda o cehennemden çıktığım an hayatımda yaşadığım en büyük rahatlamaydı. Şüphesiz yere inecektim ve güvende olacaktım. Boyd onları dikkatlice güvenli bir yere doğru taşırken bu iki adam Boyd'un helikopterinden sarkarak hayatlarının yolculuğunu yapıyordu. Gerçekten çok yavaş bir yarış pisti biçim düzeninde geldik ve etrafında dolandık ve havalandığımız çimli bölgeye iniş yaptık. Tabii ki sonra yükseldik ve onları yere nazikçe bıraktığımızdan emin olmak zorundaydık. Bizi yere indirdi ve ayaklarımızın ucuna bağlı yumurtalar olabilirdi. Ve Boyd bizi aşağı indirdiğinde de kırılmazlardı. Bizi yere indiriş şekli çok yumuşaktı. Evet, işte oldu. Yere indi, güvende. Sağlık ekipleri Evers'ın yanına koştu. Mucizevi bir şekilde sadece hafif bir duman zehirlenmesi geçirmişti. Aşağı iner inmez helikopterden atladım. Etrafıma baktım ve güzel işe yaradı dedim. İşinizden zevk almanızı sağlıyor. Evers tıbbi müdahale için hazırlanıyor ama Pam duruma bakılırsa o hayatta ve iyi görünüyor. Umarım tekrar öyle bir korku hissetmem. Ama bunun büyük bir bölümü yapmak zorunda olduğunuz şeyden korkmak değildi tabii. Sadece bilinmeyenden korkmaktı. Çünkü daha önce onu hiç yapmamışsınız ve kafanızda her aşamayı düşünecek kadar ve sahip olduğunuz her bir soruyu düşünecek kadar vaktinizin olmadığı birçok soru var. Evet, uzun bir iple aşağı sallanan bir itfaiyecinin bağlı olduğu bir helikopter var. Hepsi Evers için bir araya geldi, biliyorsunuz. Matt'in orada yangınla mücadele ediyor olması ve o gün Larry ve benim şans eseri hangarda olmamız hepsi birden gelişti. Yardım çağrısını aldık ve hepimiz aynı anda bir araya geldik. Larry, Boyd ve Matt o gün yaptıkları her şey için samimi bir şekilde kalbimin ve ruhumun derinliklerinden onlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar onlar bunun onların işi olduğunu söylese de o gün harika bir iş yaptılar. Burada olduğum ve beni kurtardığı için ve hayat bu kadar güzel olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum.